Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Rabbim beni de affeyle, koy beni de cennetine. Rabbim beni de affeyle, koy beni de cennetine. Cennetine, cennetine, koy beni de cennetine. Rabbim beni de affeyle, koy beni de cennetine. Cennetine, 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 cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin dehşetinden. Cennetine, cennetine, koy beni de cennetine. Rabbim beni de affeyle, koy beni de cennetine. Cennetine, cennetine, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Amin inşallah. Eyvallah. Efendim kıymetli dostlarımız, bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Güzel bir niyaz ilahisiyle, bir yalvarış ilahisiyle, bir dua niteliğindeki güzel bir ilahiyle açılışımızı gerçekleştirdik. Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Rabbim beni de affeyle, koy bizi de cennetine. Tabii o cennete girebilmek için güzel ameller yapmak lazım. Cenneti hak edebilmek için iyi davranışlar sergilemek lazım. Cennetin kapısına girebilmek için bir takım şeylerden fedakarlık yapmak lazım. Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Bizi cennete ulaştıracak amellerle hayatımızı, yaşantımızı süslememiz lazım. Etrafımızdaki olup bitenlere kayıtsız kalmamamız lazım. Komşularımız açken tok yatmamamız lazım. Yetimler, öksüzler sokağımızda, köyümüzde, mahallemizde varken kendi çocuklarımıza son derece modern, son derece fiyatları yüksek eşyaları alırken onları da biraz düşünmek lazım, lazım, lazım. Birçok şey lazım. Tabii ki dünyada iken de cenneti kazanmak lazım. Vefat ettikten sonra zaten böyle bir şansımız yok. Yani yaşarken bunlar kazanılabiliyor. Hayatımızı yaşarken bunları tesis edebiliyoruz. Hani cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri dese de Hazreti Yunus, tabii ki Rabbimizin ikramıdır. Rabbimiz cennetin içindeki nimetlerini kendisini tanıyan, kendisine ibadet eden, kulluk eden, kullarına ikram edecek oradaki nimetleri. Allah muhafaza öbür taraftaki tam cennetin tersindeki cehennemi hiç düşünmek bile istemiyorum. İnşallah hiç kimse cehenneme gitmesin, hiç kimsenin eline ateş değmesin. Hazreti Ebubekir'in
buyurduğu gibi, ya Rabbi benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki ben kocaman dev gibi bir Ebu Bekir olayım ve beni de getir cehennemin içine at, cehennemi tek başıma doldurayım. Kimse girmesin benden başka cehenneme diyebilecek kadar da nasıl düşünce, nasıl bir duyguya sahip olmuşlar? Bunu düşünemeyiz tabii biz ama kendimiz için istediğini bir başkası için istersek inşallah Rabbim bizi lütfuyla, keremiyle zaten lütuflandıracak, ödüllendirecek. Ramazan-ı Şerif artık neredeyse bir haftadan da aşağı düştük. Haftaya bugün Allah ömür verse bayramın birinci günü idrak etmiş olacağız. Dolayısıyla sayılı günler, son günler, cehennem ateşinden kurtulmamıza vesile olacak güzel günler. Rabbim inşallah hepimizi, sizleri, bizleri bu güzelliklere sahip olan bahtiyarlardan eylesin. Bu akşam yine çok kıymetli misafirlerim var. Çok değerli konuklarım var. Efendim onlarla yine güzel sohbetler edeceğiz, muhabbetler edeceğiz. Efendim Bursa'nın geçmişinde, kültüründe, tarihinde, Bursa'nın gelişmesinde çok önemli imzaları bulunan, sevgisiyle, muhabbetiyle, gönüllerde yer bulan çok kıymetli bir büyüğüm var. Şevket Orhan üstadımız, milletvekilimiz, abimiz var. Yani milletvekili. Yani milletvekilliği geçiyor Şevket abi ama abilik kalıyor. Ne mutlu öyle kaldıysak. Çok öylesin, mutluyuz. Allah'a çok şükür. Sadece benim fikrim değil. Onun için uğraştık, onun için gayret ettik. Allah razı olsun. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Kent Konseyi Başkanı olarak şimdi evet. Görev tevdi edildi. Siz de bunu yani Bursa'ya hizmetse eyvallah dediniz. Aslında biraz emeklilerin tadını çıkarmak hakkınız var. İstiyorduk evet ama değil mi? Görevden kaçılmıyor. Görevden kaçılmıyor. Ben sözle şöyle başlamak tabii, istiyorum buyurun, kıymetli buyurun. Kardeşim. Evet. Öncelikle Bursalı hemşehrilerimizin, daha sonra tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah istediği, arzu ettiği şekilde, insanların arzu ettiği şekilde geçirmesini ve neticesinin güzel olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Amin inşallah. Ülkemiz ve dünya şu anda çok zor durumda bu koronavirüs meselesiyle. İnsanlarımız çok sabır terbiyesinden geçiyor. Evlere kapatıldı. Ya. Ufacık bir virüs insanları ne zengini ne fakiri ne makam sahibi hiç kimseyi ya. Ayırt etmeden ayırmadı. Herkesi aynı statüde bir yerlere geçin evinizde oturun dedi, herkes oturuyor. Ben zenginim, benim param var yok. Ben makam sahibiyim, o da yok. Bak virüs gelirsem canını yakarım diyor. Ya. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın terbiyesi bu. Bundan herkesin ders çıkarması lazım. Eyvallah. Biz bayağı bir ileri gittik. Şımardık. Bütün nimetlerin, havanın, suyun, toprağın, her türlü nimetin, yediğimiz, içtiğimiz, sağlığımızın, her şeyimizin ya. Kıymetini maalesef hep ikinci plana attık. Allah'ımıza şükürden aciz kaldık. Bu terbiye bize bir ucundan bir gösterme oldu. İnşallah buradan bir ders alırız. Kendimize bir çekidüzen veririz. İnşallah bundan sonraki hayatımız az evvel saydığınız gibi o fakirin, fukaranın, o yetimin, öksüzün, o aç kalan komşumuzun hakkını gözetir. Bursa'da mağdur, zor durumda olan, tabii Kent Konseyi deyince bütün konular bizim gündemimizde. Tabii, evet. Tabii önce vatan, kıymetli kardeşimiz için yanımızda olduğu için öncelikle bunu söylemek tabii. zorundayız. Vatanımız için canını feda etmiş, gazi olmuş, şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil sağlık Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah. İnşallah. Önce vatan diyoruz. Önce vatan. Ondan sonra da içinde yaşayan insanlar topluluğu. Onların içinde biz tabii çok sıkıntılı insanları görüyoruz. Efendim uyuşturucu batağına düşmüş. Farkında olmadan hırsızlığa bulaşmış. İstemeden katil olmuş. Her türlü sıkıntının içine girmiş insanları biz Kent Konseyi olarak orada görüyoruz. Öyle insanlar görüyoruz ki bir kadıncağız geldi geçtiğimiz günlerde. 14 ve 16 yaşında iki tane kızı.
Uyuşturucu alamadığı için annesini dövmüşler. Allah geldi bize Allah, dert yandı. Allah Allah. Allah bugünlerden bizi kurtarsın. Amin. Bu çocuklarımıza da inşallah Allah. Tedavi olma imkanı Amin. Ve bu kötülüklerden uzaklaşma imkanı nasip Amin. Etsin. Amin. Bizler hepimiz bu taşın altına elimizi koymak zorundayız. Hepimiz koymak zorundayız. Aynı gemideyiz değil mi? Ben de hepimiz. O fakir gibi olabilirdim. Tabii. Ben de o öksüz gibi olabilirdim. Ben de o özürlü kardeşimiz gibi, engelli kardeşimiz gibi olabilirdim. Ben de o batağın içine bulaşmış bir insan gibi olabilirdim diye düşünüp elimizi taşın altına koymamız lazım. Eyvallah. Adam sen de bana ne dersek bu bataklık büyür. Ama hepimiz bu işe el atarsak, herkesin iyi yaşamayı, Allah'ın ona o fırsatı verdiği halde iyi yaşayamamasının önündeki engelleri kaldırıp, biz bunlara beraber güzel yaşama ortamını sağlayabilecek imkan için mücadele edersek, Rabbimin de hoşuna gider, kulların da hoşuna gider. Ne fakir zengine düşman olur, ne zengin fakiri aşağılar. Herkesin birbirine sevgisi, saygısı, muhabbeti en iyi noktaya ulaşır. Biz de inşallah elimizden geldiği kadar Cenab-ı Allah'ın bize verdiği suya saygılı olup sahip çıkma. Kötü amaçlarla kullanmama, kirletmeme, insanların hasta olacağı ortamın oluşmaması için mücadele etmek. Artı bu toprağı bize ücretsiz bedava veren Rabbimizin bugün ne kadar hor, ne kadar kötü kullanıldığını görüp ona engel olmak. Cenab-ı Allah'ın bize teslim ettiği gibi ona sahip çıkmak, onun kullanılmasını sahiplenmek. Havayı o kadar güzel bir hava vermiş ki. Ya. Bu havayı biz kirletip insanların hasta olmasına vesile oluyoruz. Kendimiz kirletiyoruz. Cenab-ı Allah'ın bize tertemiz verdiği havayı kirletip insanların hasta olmasına vesile oluyoruz. İşte bu bize verdiği, Rabbimizin bedava verdiği bu güzellikleri biz hor kullandık. İnşallah bundan sonra kullanmayız. Bu bizim için bir terbiye oldu. Terbiye oldu. Belki bir yani para ödeyip bedel alıp yapsak belki biraz daha kıymetli. Kıymetli olacak belki tabii. Bedavaya geliyor şimdi her şey. Geçen Şevket abi birisi yoğun bakımdan çıkan bir amca demişler ki koronadan çok önce ama demişler ki işte hastanede size şu kadar yoğun bakımda hava verdik işte entübe halindeyken faturayı çıkarmışlar. Demişler ki işte şu kadar para, bir bakmış amca başlamış ağlamaya faturayı görünce. Amca demişler yani maddi durumunuz kötü mü? Ondan dolayı ödeyemiyor. Yok kızım demiş ya onu ödeyecek 10 katı 20 katını öderim. Elhamdülillah ne kadar demen çek yazayım size. Ben ona demiş üzülmüyorum, ağlamıyorum. Ben 80 yaşına kadar dışarıda bu havayı bedava aldım. Bana 10 günde demiş 10 bin lira fatura çıkardınız. Yoğun bakımda verdiğiniz tüplerle bu doğal havayla demiş 10 günlük hava buysa. Ben de bir 80 yıllık havanın faturasını hiç ödemedim bugüne kadar Allah. Ya böyle bir hikmet var. Elimizden gidince anlıyoruz ama inşallah anlamayız. Evet. Peki. Diğer konuma da dönüyorum. Çok kıymetli sevgili dostumuz Tümşat Bursa Şube Başkanı Metin Şenol. Evet. Hep böyle şen ol inşallah. Seni böyle görelim ama tabii içinde bulunduğun kurum, dernek evet. Şehit aileleriyle alakalı olduğu için tabii evet. Gönlümüz yaralı. Evet. Ve o kardeşlerimizle berabersiniz. Hep her hallerinde bulunuyorsunuz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sefalar getirdin. Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ olun cümlemizin. Tabii öncelikle bizi de buraya davet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Daha önce yine katılmıştık. Evet. Tekrar ben kendimi tanıtayım. 93 yılında Güneydoğu'da gazi oldum. Bu benim ikinci hayatım. Pes etmedik. Çok kötü bir haldeydik. Bu hayatta ben de varım dedim. Çünkü Rabbim bana ikinci bir hayatı bahşetmişti. Elhamdülillah. Mücadeleyi bırakmadık. Sağ olsun Bursa'daki ailelerim, benim ailelerim, şehit ve gazi ailelerim bana destek oldular. Ve dediler ki sen bizim başkanımız ol. Bizi biraz daha ileri doğru götür.
Biz de onların vermiş olduğu destekle, güvenle bugün buradayız. Bugün sizlerle beraberiz. Bugün onların sesi olmaya, umudu olmaya, geleceği olmaya gayret ediyoruz. Tabii öncelikle de şunu söyleyeyim. Ramazan ayı içerisindeyiz. İnşallah artık Ramazan ayının son günlerine geldik. Evet, tabii. Rabbim herkese diyetlerini, dualarını kabul eylesin. İnşallah. İnşallah hayırlara vesile olmuştur. Çünkü gerçekten zaman zaman sosyal medyada baktığımız zaman birçok gıdanın, birçok ekmeğin çöplere gittiğini görüyoruz. Oysa ki dünya genelinde bu ekmeğe muhtaç insanlarımız var. Bugünlerde daha böyle dirayetli olmamız gerekiyor. Daha insanlara bunları daha iyi anlatmamız gerekiyor. Yokluğun, açlığın, neler yaptırabileceğini ve son yaşamış olduğumuz bu hastalığın bir çaresi olmadığı gibi şu an itibariyle işte insanları nasıl böyle yok ettiğini görüyoruz. O yüzden biraz toplum olarak biraz daha kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu Ramazan ayı böyle insanlara birer vesile olmuştur. Bu anlamda da tabii ki şehit ve gazi aileleri zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Olmuyor değil. Ama bunları yine sağ olsun işte yanımızda çok değerli önceki dönem vekilimiz, yine abimiz sizin demeniz gibi bizim de abimiz. Aynı zamanda işte kent konsey başkanımız, Bursa kent konsey başkanımız. Onların destekleri, onların bizlere göstermiş oldukları yollar, sayın belediye başkanlarımızın vermiş olduğu desteklerle bizler de şehit ve gazi ailelerine hizmet etme yolunda mücadele ediyoruz. Evet. Tabii ki burada Bursa Büyükşehir Belediyesi ve sayın valimizin, önceki dönem emniyet müdürümüzün, önceki dönem belediye başkanımızın da destekleriyle çok güzel bir şehitlik anıtı yapıldı. Bu şehitlik anıtında tabii ki sadece biz değil, Emniyet Şehit Aileleri, Muharip Gaziler Derneği, evet, üç dernek bir araya beraber geldik. Beraber de çekim yaptık, evet, zaten bahçesinde değil üç, mi? Evet, üç dernek bir araya geldik. Fuaye alanı olan, konferans salonu olan, sergi alanı olan, evet, çok güzel bir yer. Belki Türkiye'de örnek bir, gerçekten öyle, örnek bir yer yapıldı. İnşallah burada işte kent konseyimizle beraber, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber, yine Milli Eğitim'le beraber inşallah burada gaziliği, şehitliği anlatan, engellilere hitap edecek şekilde ve çocuk gelişiminden tut, çocukları mesleğe yönlendirme gibi birçok konularda konferanslar onlara aslında gireceğiz. Düşünüyoruz. Tabii böyle gireceğiz. Bir şimdi şeylerimiz bir var. Giriş gibi olsun, evet, şimdi bu, tanışma gibi olsun. Emrullah Altasever, buyurun, hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Efendim, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun, hayırlı Ramazanlar. Sayın Mesut Yavaş Efendi, çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir program yapıyorsunuz. Sağ olun efendim, biz teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, Şevket Orhan Bey Efendi'ye selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Aleykümselam. Değerli Başkanım Metin Şenol'a selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun babam. Yine televizyon kanalı ile dünyanın her neresinde vatan, millet, bayrak uğruna, din uğruna mallarını feda etmiş, canlarını feda etmiş şehitleri rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli, ebedi bir hayat ve o kaybettikleri uzuvlarından dolayı da cennete girmelerini temenni ediyorum Rabbimden. Bu ezin mübarek Ramazan-ı Şerif yüzüsü hürmetine bütün İslam aleme, dünyanın her neresinde bir ehli İslam, ehli iman, mümin kardeşimiz varsa acilen bir an önce sağlık ve sıhhatine, iş dünyasındaki hayatına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Sağ Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı bayramlar olsun sağ inşallah. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ olun. Bağlandığınız için, izlediğiniz için. Evet Şevket abicim, şimdi tabii kent konseyi deyince çok geniş. Çok geniş. Çok geniş. İsterseniz hani böyle biraz belki vatandaşlarımız tabii, merak edebilir. Şimdi az evvel Sayın Başkanımın söylediği çok önemli bir şey vardı. İlave edecektim, sözünü kesmek istemedim. Evet. Açlıktan, ekmek atığından, işte yiyecek atığından falan bahsetti. Evet, evet. Bir günde dünyada 16 bin kişi açlıktan ölüyor. Yani 16 bin kişi. 16 bin kişi. Bu ya. Bir tespit, bilimsel ya. Bir tespit. Evet, doğru. Dolayısıyla biz tokluğun zirvesindeyken 16 bin insan açlıktan ölüyor. Bunun vebali üzerimizde. Evet. Bunu da ilave etmek istedim. Yani sofralarımızda yemekleri yerken veya beğenmeyip burun kıvırırken ve bir de çöpe atarken bunları çok iyi düşünmek lazım. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla biz kent konseyi bir açayım, tanıtayım. Tabii, evet. Kent konseyi uluslararası anlaşmalardan, evet. Devletler arası sözleşmelerden ve belediye kanunundan gücünü alarak kurulmuş olan bir kurum. Şeyde, kent konseyinde yaklaşık 33 tane çalışma grubu var. 33 grup. Evet. 5 tane de meclis var. Ayrıca yürütme kurulunun dışında. Hmm. 16 kişilik bir yürütme kurulu. 5 tane meclisimiz var. Kadın kolları meclisi, hanım kolları meclisi, gençlik kolları meclisi, engelliler meclisi, çocuk meclisi, yabancılar meclisi. Bunlar toplantılara katılan arkadaşlarımız, yürütmenin toplantılarına. Bir de ayrıca 33 tane çalışma grubu var. Yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu var. Maşallah, meslek bırakmamışsınız. Ya, 33 yani şimdi mesela bir sağlık grubumuz var. Sağlık grubunun başında Profesör Sedat Demir ve 5-6 tane profesör arkadaşımız ve 15-20 kişilik bir sağlık grubu. Hmm, Sedat Hocam da buradaydı, oturduğunuz yerdeydi. Yani evet. Ne bileyim, bir çevre grubumuz var, bir ulaşım komisyonumuz var. Aklına ne geliyorsa bütün komisyonlar mevcut. Yani bizim onlardan gelen raporları, çalışma gruplarından gelen raporları belediye meclislerine havale ediyoruz. O kanun verdiği yetkiyle meclisten, meclis müspet veya menfi. Meclis karar veriyor. Meclis karar veriyor. O. Bizim ama gönderdiğimiz çalışmayı meclisten geçirmek zorundalar. Hmm. Bu kanunen kent konseyine verilmiş olan yetki. Zaten siz de gönderirken bakıyorsunuzdur. geri gelmeyecek olanları mesela gönderiyorsunuz. Mesela yakın zamanda gönderdiğimiz bir şeyi söyleyeyim. Evet. Çalışmayı. Beton asfalt konusunu gündeme getirdik. Bizim ulaşım çalışma grubumuz incelemeler yaptı. Dünyadaki beton asfaltın faydalarını. Mesela Türkiye'de beton asfalt kullanılırsa Türkiye'de maliyet %40 oranında düşecek. Yerli imalat olacak, dışarıdan ithalat yapılmamış olacak. Artı dayanma gücü çok daha fazla. Bakın dikkat edin, havaalanlarındaki pistler genelde beton. Beton çok asfalt. Daha dayanıklı olduğu için. Hmm. Daha uzun dayanan, daha yani buna benzer çeşitli bunlar faydalarının şeyler. Olduğu. En son gönderdiğimiz konulardan bir tanesi bu meclise. Bunu da değerlendirdiler. Peki gönüllülük esasına göre mi çalışıyor gruplar? Tabii hepsi gönüllü. Biz de gönüllüyüz hep biz. Biz kent konseyine seçimle geldik. Evet. Kent konseyinin üyeleri, iki arkadaş çıktık oraya, arkadaşımız evet. daha vardı. Girdik seçimle, iş başına geldik. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. İnşallah orada da gene bir seçim olacak. Bakalım, ona göre İnşallah. Gideceğiz. Hayırlısı ama olsun. Tabii kent konseyi, dünyada kent konseyleri şehire yön veren yerler. Türkiye'de daha henüz bunun istenilen ölçüde farkına varılmış değil.
aslında yukarıdaki sistemi de rahatlatan bir şey değil mi? Tabii, yani tabii yani. Belediyenin şimdi, üst birimlerini rahatlatmış tabii, oluyor. Tabii, siyasi olmayan. Siyasetle alakası yok. Siyasi olmayan. Şehrin dinamiğini. Maalesef. Evet. Bugün istenilen seviyede değil bana göre yalnız. Evet. Daha da özgür, daha da güçlü olması lazım. Öyle olursa yön verici olur. Mesela şehrimizde kullanılan kaçak suyun, yani fabrikaların atık su olarak kullandığı, kuyu olarak çektiği sular, yer altındaki suları çekip tekrar kirletip deşarj eden insanlar var. Bunların tespiti. Tespit edilmesi. Yani bunlarla ilgili işlemlerin yapılması, o yerlerin kapatılması, buna benzer ya bir sürü çevreyle ilgili olsun. Yani şehrin olsun. Sağlığından tutun kültürüne, edebiyatına kadar. Yani bugün her yerinde varız. Depremle diyorsunuz. İlgili de mesela aynı şey. Ne bileyim, yapılaşmayla ilgili de aynı şey. Tarımla ilgili de. Aklınıza ne geliyorsa hepsini kent konseyi ilgilendiriyor. Kent konseyini ilgilendiriyor. Ama bugün istenilen ölçüde yetki yok gibi olduğu için evet. Sadece rapor hazırlıyorsunuz, meclise gönderiyorsunuz. Biraz daha yetki olsa iyi olur diyorsunuz. Yani biz çıkıp sokaklarda bağırıp çağıracak evet. pozisyonda değiliz. evet. Ama biraz daha farklı bir yetki verilirse inşallah kent konseyleri daha etkili, daha verimli olur. Çünkü orada gönüllülük esasına dayalı çalışan insanlar var. Bu insanların yaptığı işlerin karşılığını görmeleri lazım. Evet, yani tabii orada bir efor sarf ediyorsa, bir heyecanı varsa. Bakın su diyoruz, çok basit alıyor insanlar. Evet. Halbuki belki sudan insanlar çok daha fazla kanser oluyordu. Kirletilen o kirli kimyasal maddelerin suya karıştırılmasıyla oluşan o pislik, o mikrop belki de insanları çok daha fazla hasta yapıyordu. Tabii. Havadaki partikül oranı, havaya çıkan egzoz gazıdır bilmem ne, buna benzer hava kirliliği, yakılan yakıtların kirliliği, bunlar o zaman belki çok insanların geniş, sağlığıyla alakalı. Çok geniş kapsamlı o zaman ya bu iş. Ya onu çok hafife al diyor. Evet. Hafife alınması da tehlike aslında. Tabii. Yani ben belirli bir yaşa gelmişim. Benden sonra bir nesil gelecek, çocuklarımız gelecek, torunlarımız gelecek. Bunlar temiz havayı, temiz suyu, temiz toprağı kullanmak ihtiyacı hissedecekler. Tabii. Ama bu arada kirlendi abi. Daha önce mesela babalarımızın zamanında tertemizdi değil mi? Tabii yani. Bu kadar kirli değildi. Bunu da başta dedik ya. Evet. Yani biz kirlettik doğayı da siz dediniz. Ya tabii canım. Onun faturasını aslında ödüyoruz. Yani ya tertemiz. Gelişmişlik. Evet. Gelişmişlik. Gelişirken bir şeyleri bozuyorsun. Götürmemeli. Bu evet. Onun tedbiri alınmalı. Alınmaz. Bir telefonumuz daha tabii, varmış. Tabii. Turgut Çakmak, buyurun efendim. Evet, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz efendim. Mesut Bey, teşekkür ederim böyle bir yayın hazırladığınız için. Sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, biz teşekkür ederiz. Sağ olun, buyursunlar. Ve kent konseyi başkanıma da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ve sağ Metin olun. Bey'e, değerli başkanım Metin Bey'e de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bursa Osman Gazi'den Turgut Çakmak, şehit babasıyım. Evet. Böyle bir program hazırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanlarıma ve sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi Ramazanlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz Turgut Bey. Hayırlı akşamlar başkanım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceleriniz olsun inşallah. Turgut başkanımız, şehit babamız. Kendisi. Bana ismi yabancı gelmedi. Ben röportaj yaptık galiba. Bundan iki dönem önce derneğimizin başkanlığını evet. yürüten bir babamız. Sağ olsun. Evet. İşte onlardan biz gençler olarak devraldık. Tamam, yaptık biz programı. Evet, öyle mi? Yaptık. Devraldık. İşte biz götürüyoruz. Ne güzel. Kendisine teşekkür ederiz. Bayrağı sen evet, bayrağı biz aldık. Devraldık. Tabii bu sevmek, sevgi, muhabbet, yaptığımız işe kendimizi vermek. Ama ne kadar güzel bak. Alef Selef. Yok, onlar şimdi... Sizden önceki dönemler. Tabii bizden önceki dönem. İlk dönem galiba değil mi? İlk dönemler mi? Yok. Bir iki kişi daha var ondan önce. Evet. Bir emekli bir komutanımız var, Gazi. Ondan sonra bir yine komutanımız var, yine bir Gazi, Hüseyin Bey. Ondan sonra Turgut Başkanımız geldi. Sonuç itibariyle bunlar şehit babaları olarak, aileler olarak derneğimize gerçekten gönülden hizmet etmiş insanlardır. Evet. Onlar bizim baş tacımız. Gerçekten
Bunu gönülden söylüyorum. Bizim için değerli. Çünkü ben şöyle diyorum. Yani onlara umutlarını, geleceklerini kaybetmiş insanlar. Evet. Evlatlarını kaybettikleri için bu şekilde çok söylüyorum. Çok acılı aileler. Yani hepsi, hepsinin içinde bir farklı yara var. Allah, o yüzden onlar bizim başımızın tacı, onun babamız. Onun için yani ben de böyle gönlü güzel bir başkanımızın yanına yine dedim, yürekleri yaralı. Ben de biliyorsun çok seviyorum yani, evet. 15-20'ye yakın program yaptım. Evet. Önce Vatan diye. İki sene önce Şevket abicim bir program yaptık. Ne şey, güzel. Şehit ne ailelerini güzel. Gezdik Line TV olarak. Ve Bursa medyası olarak 5-6 kanalda 500'e yakın program arasında sağ olsunlar bizim programımız yılın programı seçildi. Ne güzel. Ödül aldı kanalımız. Biz de tabii gurur duyduk. Konumuz çok güzel. Şehit annesi, şehit babası, şehit eşleri, şimdi gaziler. Şöyle söyleyeyim. Yani o program benim için çok güzeldi. Niye güzeldi? Değerli abim, şimdi şöyle geçmişe doğru gittiğimiz zaman şu anda ben dernekte mesela bir tablo yaptırdım. 600 tane şehit ve gazilerimizin resimlerini yaptırdım. Şimdi gazi ve şehitlerimize ulaşmaya çalışıyoruz ama hiçbirinin resimleri yok. Yani inanın, Photoshop'la hastanede çekilmiş olduğu resimleri Photoshop'la elbise giydirdim. Öyle az. Şimdi sizin konuya gelince, sizin bu programı yapmanız yani dijital ortamda ebediyen kalması veri demektir. Oldu onlara değil mi? Şimdi evet. YouTube'a giriyorlar, yani kendi güzel. İsimlerini yazıyorlar. Yani bir hafta sonra bile açıp seyret. Açıp seyrediyorlar. Yani bu anlamda gerçek. Teşekkür ben ederim. Ben Aşevre Şevk'te yaptım. Yine de Allah bana nasip etsin. Ramazan'dan sonra ilk yapacağım projelerden bir tanesi yine o Önce Vatan programını yapmak. Yine gözyaşlı annelerimiz, ablalarımız, eşini kaybetmiş hanımefendilerin en azından evlerinde ziyaret ederek onların ruhlarına fatihalar okunmasına vesile olmak. Bir sponsor evet. bulduğumuz İnşallah anda. İnşallah biz de elimizden gelen desteği bunu yapacağız vereceğiz yani, her zaman. Bunu yapacağız. İnşallah ben bir iki belediye başkanımla da görüştüm. İnşallah. Bakalım hangi belediyeden bu hayırlı hizmete sevap anlamında destek gelecek. İnşallah biz de üstümüze düşen neyse yapmaya gayret edeceğiz. Onu bekliyorum. Yani biz ekip olarak, evet. medya olarak, televizyon olarak hazırız. Sayın valimiz sponsor olmuştu, İzzettin Bey, daha önceki valimiz. Ve sağ olsun bizi destekledi. Evet. 15 program yaptık. İnşallah arkası İnşallah. Gelsin. İnşallah. Yani İnşallah. Çok bu. Güzel benim için. Evet. evet. Murat Bey Ordu'dan arıyor. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldin. Hayırlı akşamlar hocam. Ordu'ya selam olsun abi. Aleyküm selam hocam. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Konuklarınıza da selam söyleyeyim. Eyvallah, selam ederim. Sağ olun. Hocam bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu yardımlar var ya, hani kimse yok mulara, ondan sonra fakirlere, bunlara yardım oluyor. Çok güzel bir şey. Bu iş göremeyenler, çalışamayanlara böyle bir belediye gibi yerlere, bu fakirleri alsalar da çalışsalar da arın terinden böyle kazanmak isteseler, böyle çalışanlar böyle yapsa devlet bize, böyle toplamıyla olmasa da çalışıp da arın teriyle böyle yoksullara iş verseler, böyle Sayın Tayyip Erdoğan'a duymak istiyorum bir de böyle. Ben iki defa girdim, daha da giremedim. Yoksulum yani. Evet. Böyle insanları işe almalarını istiyorum ama sesimi duyuramıyorum yani hoca. Şimdi abicim Ordu'da yaşıyorsun sen değil mi? Evet. Ordu'daki en yakın belediyedeki arkadaşlarımıza Sosyal Aile Politika Bakanlıkların şubeleri var. İnşallah evet. oraya müracaat edersin. Bizim de şu anda sesimizi zaten duyuyorlar. Biz buradan biliyorsun uydudayız. Bak Ordu'dan bize bağlandın. Evet. Almanya'dan izliyorlar. Amerika'dan evet. izliyorlar, Fransa'dan evet. izliyorlar. Sesin duyulur Ordu inşallah. Ordu Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler. Bak, Sayın Vekilim eski Bursa Vekilimizdir. Diyor ki, evet. Belediye Başkanımız Hilmi Güler. Heh. Şu anda oraya İnşallah gidip, müsaitse. Sayın Şevket Orhan Vekilimizin selamını da söyleyin Bursa'dan. Aleyküm selam. Bursa'dan gidin, orada
Anlatın bu düşüncelerinizi. Ne güzel. Kimse asalak olmasın, oturmasın. Çalışalım, kendi emeğimizle ayakta duralım diyorsun. Şimdi hocam, şimdi benim için değil de cümle alem için yani. Evet. Böyle fakirlere, tamam, ben yoksullara yardım olacağına. Anladım. Ha, bir de işe, böyle yoksulları işe alsınlar ki tabii. Böyle arı terinden. Tabii anladım. Yani böyle kişileri alsınlar diyorum yani. Eyvallah. Ben zaten evet. Tabii onu demek istedim. Sizin için evet, demedim. Evet yani bu toplam yine olmuyor yani. Tabii. Peki evet. Abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Orduya selam olsun. Sağ olun hocam. Sesinize yine duyurun yani. Öyle İnşallah. Tamam. Hocam ya. İnşallah. Duyuracağız inşallah. Evet, böyle kişiler fakirleri altına işe yani. Tamam. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın inşallah. Tabii vatandaşımız dertlerini, problemlerini anlatıyor. Evet, evet Şevket abicim. Netice itibariyle şu yani bizim tabii birinci önceliğimiz değerli başkanımızın temsil ettiği o şehitler, şehitlerin de bize emanet ettiği bu vatan tabii. Birinci önceliğimiz. Eyvallah. Vatan her şeyin önünde gelir. Vatan demek, namus demek, şeref demek, iş demek, aş demek, her şey demek. Ya, evet. Bağımsızlık demek. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Nerede? Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Öyle demiş ya. Önce vatan. Merhum Mehmet Akif. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda toprağı sıksan fışkıracak şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin beni tek vatanımdan. Dünyada cüda. Amin. Evet. Ne kadar güzel bir dua. Dolayısıyla vatan, vatan, vatan ille de vatan. Bu vatanın içindeki güzellik bu milleti oluşturuyor. Dolayısıyla bu güzel millet mayasının bu vatandan oluyor. Evet. Vatandan oluyor. Çünkü hiçbir ülkenin evladı, hiçbir ülkenin evladı bizim gibi vatanı için şehit olma anlayışına sahip değil. Ancak Müslüman topluluklar, Müslüman Türk milleti bu özelliğe sahip. Eyvallah. Çok şükür çok böyle bir milletin evladıyız. Dolayısıyla böyle bir kardeşim beni duygulandırdı. Ben de bu şiiri okumak zorunda kaldım. Çok güzel kaldım. Oldu. Çok hoşuma gidiyor. Ben Metin kardeşimi gerçekten temsil ettiği noktada da adam gibi temsil ettiği için, Allah görevini layıkıyla yaptığı için tebrik ediyorum. Allah eyvallah. Tebrik ediyorum. Ne güzel. Hakkını veriyor yani. Şimdi üzüldüğümüz şeyler de var. Hı. Mesela ben milletvekilliğim zamanında Bursa'nın fethi törenlerinde valimiz falan hep beraber gittik. Dolaşıyoruz Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerine. Bir bakıyorum sadaka kutusu koymuşlar. Yahu bu millet sana bu toprakları teslim etmiş ecdadına bakamayacak mı? Ya. Ne o sandığın orada işine? O para kutusunun orada işine? Bunu kaldırmışlardı oradan. İnşallah bundan sonra yapmazlar. İnşallah. Çok üzülüyorum. Evet. Ama bu yine millet, de. Bu millet evet. Ecdadına bunu yapmamalı. Yapmamalı tabii. Oraya düşmemeli işi. Oraya yapmamalı. Kadar, oraya bir yabancı turistin gelip orada o parayı, kutuyu gördüğü zaman ne der bize ya? Evet. Şimdi evet. Değerli abimiz çok önemli bir konuya değindi. Bunun devamını da ben getireyim müsaade ederseniz. Tabii. Şimdi tabii ki gazi ve şehit aileleri olarak devlet gazisine ve şehidine sahip çıkıyor. Bu net, net bir şey. Ama kimi böyle kendi çıkar ve emellerine ulaşabilmek için basamak yapacak basamak adam. Yapacak kişiler. Evet. Maalesef şehidimizin adı verilen okullara giderek dergi bastırmak, derginin içine reklam toplamak, onlara abone yapmak, gazete bastırmak, sadaka kutusu koymak. Allah Allah. Sokak sokak üniversite öğrencilerini
gezdirip ilçelerimizde para toplamak makbuz karşılığı. Bu makbuzu da toplarken şöyle diyorlar. Gazi ve şehit ailelerine, çocuklarına burs verebilmek için bunu topluyoruz diyorlar. Ama makbuzu keserken G.Z. Yani siz şikayetçi olduğunuz zaman efendim ben gazete sattım gibi bir makbuz veriyor. Ben dergi veriyorum. Satışı için geziyorum diyor. O aynı o sıkıştığı şekilde. Sıkıştığı zamanda. Yani bunlara biz sağ olsun emniyetimiz emek karakoluna da çektirdik ama kapıdan satış yetki belgeleri olduğu için bu söylemlerini sözlü olarak söyledikleri için elimizde herhangi bir kanıt olmadığı için herhangi bir sonuca ulaşamadık. Sayın İçişleri Bakanımız bu konuyla ilgili derneklerin açılmasıyla ilgili de bir genelgemiz var. Kanunlaştı bu. Artık hiç kimse kafasına göre Gazi Şehit adını kullanarak bir dernek açamayacak. Bir yer kuramayacak. Bu özel İçişleri Bakanı iznine tabi olacak. Bununla bir nebze de olsa önüne geçildi ama biz toplumumuzdan ama Sayın vatandaş, abimin de demesi vatandaş gibi, duyarlı olması lazım. Vatandaşımızın bir yerde da, kandırıyorlar yani. Evet, vatandaşımızın dernek kuramayacak ama tabii, dergi kuracak, onun adını kullanacak. Yani, tabii. Vatandaşımızın da bu yönde biz Türkiye geneli 45 şube 33 temsilciliğimiz var. Türkiye Harp Mağlulu Gazi Şehit Dul Yetimleri Derneği olarak. 2847 sayılı kanunla kurulan bir derneğiz. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir derneğiz. Bizim derneklerimizde hiçbir ailemiz, hiçbir dernek başkan ve yöneticilerimiz kapı kapı gezerek kimseden para toplamıyor. Böyle bir şey yapmamız söz konusu asla değil. Toplumun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Kapıdan gelip böyle gazete, dergi veya sadaka türünde bir şey istedikleri zaman kesinlikle vermesinler. Hı, mühim olan bu işte bak. Verecekseler. Ya bunu söyleyelim biz. Verecekseler. Üstüne basa basa. Verecekseler. Bizim telefonlarımız belli, adresimiz belli, kendi sitemiz var. Diğer taraftan yine aynı şekilde bugün Türkiye genelinde gazi ve şehit ailelerine yardımcı olan Mehmetçik Vakfı var. Tabii. Mehmetçik Vakfı daha önceden şehit anne babasına yardım yapmıyordu ama 2016 yılında biz müracaat ettik Bursa Şubesi olarak. Onlar da değerlendirdiler. Bugün artık şehit anne babalarımız da Mehmetçik Vakfı'ndan gerekli desteği alıyorlar. Bu resmi olan hesap verebilirliği olan kurumlara bağışlarını yapsınlar, ödemelerini yapsınlar. Bu konuda lütfen toplumumuz duyarlı olmasını istiyoruz. Eyvallah. Bu bizim yaramız yani. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi tam yerindeyken bizim Erhan'cığım Türkiye'm eserimiz var biliyorsun. Ben o eseri okuyayım. Sadık abi de arada var mı konuyla alakalı mutlaka bir şiirin var. Bize bir kendi yazdığın. Tamam. Arada da onu katalım. Şöyle güzel bir eser değil mi Şevket abiciğim? İzleyici bütün şehitlere, ailelerine ve Müslüman Türk milletine armağan olsun. Kendi Türkiye eserimiz yani bizim başkasına ait olan değil. Kemal Taşçeşme hocamızın bestelediği. Evet. Hadi bakalım. Bir karış toprağına, bir yudum suyuna, ey cennet memleketim, canlar feda uğruna. Bir karış toprağına, bir yudum suyuna, ey cennet memleketim, canlar feda uğruna. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Sunnisi, Alevisi, biz canız, biz kardeşiz, bölemez kimse bizi. Türkiye ey vatanım, dünyaya yeter adın, dalgalan gökyüzünde ey şanlı al bayrağım.
dalgalan gökyüzünde ey şanlı al bayrağım. Türkiye'm, Türkiye'm, benim canım Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim canım Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm. Ey şanlı Mehmetler, cennet bahçelerinin gülleri, Allah yolunun gönüllüleri, İhsan yurdunun melekleri, Peygamber ocağının gençlikleri, imanları uğruna sayısız içtiler şehadetlerini. Ah şanlı şehidim, artık rüzgarlar bile biliyor senin cesaretini. Kaç hain kurşuna hedef ettim bedenini. Sen al bayrağa sarılıp vatan için, millet için can verirken şehidim. Sen al kırmızı kanınla asırlara renk verirken şehidim. Sen tarihlere nam olurken korkusuz yüreğinle, cesaret timsali şanınla şehidim. Biz sana sadece gözyaşlarımızı tükettik musalla taşlarında. Evet, sana çok şeyler borçluyuz bugün. Her mutluluğumuzda bizden sana ancak bir Fatiha dökülür dilimizden. Bizim sana dualarımız sonsuz, yanık yüreklerimizden. Vallahi hep sana gönülden koştuk şanlı bayrağımızda. Vallahi hep sana koşacağız, yılmadan, bıkmadan, onurla. Şimdi öfkemiz senin kanını çiğneyenlere şehidim. Şimdi sözümüz senin yuvanı dağıtanlara şehidim. Şimdi sen rahat uyu. Sözümüz senin bekleyenlerini sızlatanlara şehidim. Senin vebalin ağırdır anlayana. Senin başında binlerce melek nöbetçidir berzahına. Sen canını, kanını, gözünü kırpmadan vatan için verdin şehidim. Şimdi devlet, millet el ele, hep birlikte sonsuz mücadeleyle, ay yıldız etrafında gönül gönüle, ölümüne toplandık şehidim. Asla birliğimiz dağılmasın diye, asla vatanımız bölünmesin diye, İlelebet sonsuzluğa dek yaşasın diye. İnan Türk milleti mertliğini de unutamaz tüm ahde vefalarını gönderirken sana. Sen genç yaşında vatan diye, millet diye acımazken hayatına, kimseler bilmez gidişinde ne ocakların söndüğünü, kimse bilmez ana babanın mezarının başında öldüğünü. Senin de hayallerin vardı şu kalleş dünyada. Ne zenginmiş yüreğin, hiç gözünü kırpmadan ettin veda. İnan bu millet ödeyemez sana hakkını. Sen cennette bulacaksın mükafatını. Sen rahat uyu şehidim, seni sevenlerin bitmez. Sen rahat uyu şehidim, şehitler asla ölmez. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Geceler gündüzle, şafaklar sabahla sana ağlıyor. Seni vuranlar da evlat acısını tadarlar inşallah. Sen rahat uyu şehidim, inananlara yakındır Allah. İnananlara yakındır Allah. Bu dünyada kim bizi yok etmeye çalışsa da, ay yıldız şerefimiz, namusumuz, ya vurur ya da vuruluruz. Ne bir mükafat, ne bir bedel beklemeyiz. Bu cennet vatan şehidinden emanettir, çiğnetmeyiz. Neydi belirsiz paşalarında, bu şanlı toprağa diktirmedik, diktirmeyiz. Ciğerlerimiz sızlar, ağlar, avuçlarımızda dua. Herkes iyi bilsin,
bu büyük bir dava. Herkes iyi bilsin, bu kutsal bir dava. Herkes iyi bilsin, vatan için, bayrak için, namus için cihad ederiz Allah yolunda. Allah yolunda. Bu tepe Süreyya Yıldızlı Tepe. Bu tepe yiğidin harman olduğu tepe. Bu tepe her yanı vatan, her yanı Kabe. Her yanı Kabe. Bu tepe Şahik Ağlar üstünde bir tepe. Bu tepe en yüksek mertebe. Bu tepe en yüksek mertebe. Nice canlar can verirken onurla. Elbet bir gün, elbet bir gün ölüm de var her kula. Şehitler ölmüyor, ölmezler asla. Vatan sana canımız feda. Ya Rab, ya Rab sana canımız feda. Vatan sana canımız feda. Canımız feda. Bir karış toprağına, bir yudum suyuna. Ey cennet memleketim, canlar feda uğruna. Bir karış toprağına, bir yudum suyuna. Ey cennet memleketim, canlar feda uğruna. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Sunni'si, Alevi'si. Biz canız, biz kardeşiz, bölemez kimse bizi. Türkiye ey vatanım, dünyaya yeter adın. Dalgalan gökyüzünde ey şanlı al bayrağım. Dalgalan gökyüzünde ey şanlı al bayrağım. Türkiye'm, Türkiye'm, benim canım Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim canım Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim canım Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm. Bravo. Allah Allah. Ağzına nefesine sağlık. Maşallah. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Evet. Alkışlıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Evet. İki şimdi iki değerli başkan. İki önemli başkan. İki bizim için adam gibi adam. Ya. İki güzel insan. Bizi de coşturdular değil mi Sadık abi? Aynen. Şimdi tabii ki özellikle bir şey demek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz hafta hem engelliler haftası hem anneler gününü kutladık. Buradan tüm şehit annelerimizin, eşlerinin ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Biz de hürmetlerimizi, onlar, saygılarımızı. Gerçekten eli öpülesi annelerimiz, gazilerimizin annelerinin. Gittiler anneler gününde onlarla beraber, evet, soğuk mermer taşlarına sarıldık. Ya. Ya işte. Evet. Belki kapısını açacak bir evladı vardı. O da şehit oldu. O yüzden bütün annelerimizin, bilhassa şehit anne babalarımızın, eşlerinin gerçekten ellerinden öpüyorum. Onların yerleri farklı. Bir diğer taraftan engelli kardeşlerimiz gerçekten hiç kimse tabii ki ne babasını, ne annesini seçme, ne dinini, ırkını, mezhebini seçme özelliğine sahip. Seçemeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Şansımız yok. O yüzden engelli kardeşlerimiz var. Annesinden engelli oluyor. İş hayatında engelli oluyor. Biz askerlik görevimizi yerine getirirken keza... Sen reklamlardan sonra onu olsa, konuşacağız tamam, zaten onu. Onu tabii şey devam edelim. Şimdi birkaç dakikamız var mı? Böyle olunca şimdi hem engellilerden dolayı bu engellilerimizin bir an önce daha aktif görevde olması, kendilerini daha iyi izah edebilmesi anlamında birçok şeyler yapılabilir diye düşünüyoruz. Zaten bunu yapıyor devletimiz. Bir diğer taraftan gazilerimiz, aslında onlar da birer engelli. Tabii. Beni tabii yaralayan en çok şöyle bir olay olmuştu. Vaktimiz varsa bilemiyorum. Var var. Var. Dernekte oturuyorum. Bir gazimiz geldi ve ayağı aksıyor. Ayağından rahatsız. Bastığı mayından dolayı rahatsız. Ve başkanım dedi, ben dedi sana bir şey anlatmak istiyorum. Buyur kardeşim dedim. Benim dedi bir kızım, iki oğlum var dedi.
Ve dedi iki oğlumla dedi, beni dedi örnek almış dedi. İkisi de dedi sağlam olmasına rağmen dedi aksayarak yürüyor. Allah Allah. Evin içerisinde. Evet. Yani yetişirken babalarını öyle gördüğü için. Aynen. Benim dedi bu hayatımı geri versinler. Ben dedi hiçbir şey istemiyorum. Yani benim önceki hayatımı bana geri versinler. Ben dedi bir şey istemiyorum. O yüzden sadece engellilikle bizler engelli değiliz. Evet. Gazi olabiliriz ama engelliyiz bir yerde. Engelli kardeşlerimiz var. Bazen paranın açamadığı yerleri gönül kapılarının açması gerektiğini düşünüyoruz. İşte biz yaralıyız ama bizimle beraber çocuklarımız da yaralanıyor. Çünkü zamanında benim çocuğuma da parmaksızın çocuğu diye sokakta lakap takmışlar. Edildiğini biliyorum, duydum. O yüzden... Ama sen sağlam parmaklarla gittin askere. Ya şimdi yani, öyle bakılmıyor işte. Yani. Ama bu aileler işte bak tabii o yüzden, başka bir boyuta geliyor iş işte, ama. Evet. Bu mübarek günlerde biraz daha kendimizi irdelememiz, silkelenmemiz gerekiyor. Biraz daha aklı selim, aklı mantık, bize verilen sorumluluğu yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu yolda ilerleriz diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani bunlara da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Şimdi başta yani konuştuğumuz gibi herkes engelli olmaya aday. Evet. Biz şu anda kapıdan çıkarken neyle karşılaştığımızı hiç kimse bilmiyor ki. Bedensel engel olabilir, zihinsel evet. engel olabilir. Akli melekelerimizi yitirebiliriz. Evet. Şu anda her şeyimiz sağlam gibi gözüküyor ama o zaman buna şükretmek ve başkalarına da acaba nasıl bir faydam, nasıl bir yararım dokunabiliri hesabını sorgulamak gerekiyor. Lazım, evet. Sorgulamak şimdi başkanım, lazım. Şu analarımızın kimler olduğunu iyi bilmek lazım. Evet. Bizler Nena Hatunların torunlarıyız. Ya ecdadı değil mi? Evet. Nena Hatun Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz ben bir daha tekrar edeyim. Zaman varsa. Reklama, tamam. Yani çünkü o konu açacak. Şevket abi senin o güzel sohbet. Çok kısa ama kapatayım. Tam girmemiz lazım. Tamam. Keseceğiz yoksa başka tamam. türlü. Kısa bir aradan sonra beraberiz.